Ya dolayısıyla bizi bir kere bu konuda herkesin kimsenin test etmeye kalkmasına gerek yok. Bizim hedefimiz sadece ve sadece PKK, teröristler. Sadece YPG, teröristler. Onun dışında Kürtler bizim efendim, kardeşimiz. Hiçbir ayrımız gayrımız yok. Yani bunun böyle bilinmesi lazım. Fakat özellikle Batı medyasında bununla mücadele etmeniz lazım. Batı medyasında biz YPG dediğimiz zaman, PKK dediğimiz zaman, teröristler dediğimiz zaman, onları etkisel getireceğiz dediğimiz zaman Türkler, Kürtleri operasyon yapacaklar falan diyorlar. Biz onları koruyacağız diyorlar. İşte onları bilmem can güvenliği vesaire. Ya böyle bir şey söz konusu değil. Ya biz girdik şimdi Tel Aviv'e. Girdik efendim Hüseyin Resulayn'a. Orada Araplar var, Kürtler var, Aramiler var, Süryaniler var. Bir sürü efendim Hüseyin insan var. İşte dinler, şey, etnik gruplar. Hiçbirine karşı bizim herhangi bir problemimiz yok. Onların hepsinin canı, malı bizim garantimiz, teminatımız. Bizim için bir değerdir yani bu. Bizim için onur meselesi. Onların korunması, kollanması. Yani bunu da herkes tarafından bilinmesi lazım. Bu konu istismar açık bir konu. Buna müsaade etmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bu YPG'nin yaptığı zulümden dolayı, oradaki yaptığı uygulamalardan dolayı bu bölgelerden binlerce insan, binlerce insan çeşitli yerlere gitti. 400 bin Kürt kardeşimiz de Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiler. Hala oradalar. Ve dolayısıyla şu güvenli bölge meselesi hallolduğu zaman bu arkadaşlarımızdan, bu kardeşlerimizden de kendi topraklarının evlerine dönecekler olacak ve gidecekler. Bunların 300 bini Irak'a gitti. Yani YPG'nin zulmü bitmez. YPG çok büyük zulmetti orada. Oradaki yerel insanlara. Kendi ideolojileri doğrultusunda. Sadece Araplara değil, onu demek istiyorum. Kürtlere de yaptılar bunu. Çünkü bunların ideolojileri, bunların bakış açısı efendim budur. Ve bütün bu şeyde baktığımızda, gelişmelere baktığımızda da nereden baksanız 1,5 milyon efendime söyleyeyim Kürt kardeşimiz evlerinden oldu, yerlerinden oldu. Ve bu YPG'nin yaptıkları saymak da bitmez. Bu Arapların, efendime söyleyeyim, diğer azınlıkların, diğer efendim oradaki grupların, azınlık demeyelim, grupların efendim dillerine dahi karıştılar. Efendim işte Arapçayı, Türkçe yasakladılar. Efendim sadece Kürtçe dediler. Yani bu Türklerin lehine gibi görülmekle birlikte onların dahi aleyhine oldu. Bu sefer de onların çocuklarını asker almaya kalktılar zorla. Haraç koydular. Hepsinden para almaya kalktılar. Evlerinden ettiler. Yani Kürt kardeşimiz aldı bu köyden çık, bu köye git dediler. Ya dolayısıyla her türlü baskı, her türlü zulüm yapıldı arkadaşlarım. İşte bunun için biz oraya kolaylıkla girdik. Yani Tel Aviv'e, efendim, Resulayn'a kolaylıkla girdik. Çünkü oradaki insanlar gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını kucakladılar ve onları bağırlarına bastılar arkadaşlarım. Barış Pınar Harekatı'na geldiğimizde de bununla alakalı bizim bütün yani uluslararası hukuk, uluslararası kurallar, uluslararası bu işin efendim sistemi neyse bunların hepsi adım adım uyduk biz. Harekattan 2 saat önce işte ABC ülkelerine, daha sonra 1 saat önce falan ülkelere, ateşelerimiz askeri, efendime söyleyeyim işte diğer sivil kanattan ve büyükelçiliklere, burada efendime söyleyeyim bizim daimi temsilciliğimiz, efendim askeri temsilciliğimiz ilgili muhataplarına bunların hepsinin bilgisini verdiler. Çok açık böyle son derece şeffaf bir operasyon uygulandı değerli arkadaşlarım. Birçok konuda mutabık kalmamıza rağmen nihai noktada mutabakat sağlanamadı. Ve gördük ki her geçen gün karşımızdaki bize tehdit olan YPG teröristler güçlenmekte. Bunu engellememiz lazımdı bizim. Buna karşı bir tedbir almamız lazımdı. Buna çalıştık, bunu aldık. Bunu yapmaya çalıştık. Bunun dışında bizim herhangi bir şekilde başka bir faaliyetimiz olmadığını biliyorsunuz. Sonunda belli bir noktaya gelindikten sonra da işte bildiğiniz gibi 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, direktifiyle saat 16'dan itibaren faaliyet başladı. 16.02'de ilk uçağımız ilk bombayı bıraktı. Operasyon başlamış oldu. Ne zamana kadar? Efendim 17'sine kadar. Orada efendim bu Amerikalılara yaptığımız görüşme sırasında orada bir duraklama oldu. Biz dediler bunları çıkaracağız. Efendim o 22 Ekim'de bize çıkardıklarını söylediler. Yazılı bir şekilde, sözlü bir şekilde bunu beyan ettiler. Biz de kendilerine yazılı olarak harekatın bu aşamada beklemede olduğunu, durdurulduğunu söyledik. Halt kelimesi, İngilizce halt. Halted. Ve dolayısıyla biz yani hakikaten uluslararası kurallara, efendim müttefiklik ruhuna, efendim şey ne derler, ittifak içindeki rolümüze, sorumluluklarımıza son derece müdrik. Efendim bununla ilgili yapmamızı hepsini yaptık. Yapmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ve fakat burada tabii terörle mücadele, teröristle mücadele konusunda bizim
yalnız bırakıldığımızı söylemek yanlış olmayacak. Biraz önce söyledim yani terörle mücadelemiz sadece Türkiye için değil. Bir adım sonrası işte efendim bu müttefiklerimiz ve onların ülkesi toprakları söz konusu olacak. Ve burada uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var. Birleşmiş Milletler Çatı'nın 50. maddesi var. Efendim kendi aramızdaki anlaşmalar var. Efendim dolayısıyla bu anlaşmaların hepsi çerçevesinde bizim bir meşru müdafaa hakkımız var. Bunu kullanıyoruz. Bir takım böyle fantaziler var. Basında çıkıyor. Etnik temizlik. Arkadaşlarım biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bize böyle bir şey yok. Yani etnik temizlik bu kadar kolay kullanacak bir laf değil. Ya bunu niye böyle abartılı yahut da böyle gerçekten tamamen uzak. Abartılı da daha beter. Hiç alakası olmayan, gerçekten hiç alakası olmayan bir şekilde bunların böyle konuşulması, yazılması, çizilmesi gerçekten yani hiçbir şekilde ahlaki değil. Gerçeklerle hiç alakası olmayan, tamamen yalan, iftira, efendime söyleyeyim bir iddiadır bu. Böyle bir şey yok. Arazi orada, alan orada. Biz dedik burada her şey açık. Kim gelmek istiyor, kim gitmek istiyor, gelsinler götürelim. Bakalım inceleyelim orada. Böyle bir şey var mı? Kimyasal silah kullanılmış, bakalım. Yani çok böyle kavramlar, böyle çok enteresan şekilde, çok kolaylıkla kullanılmakta, çok ağır kavramlar. Bu çok uygun olmamakta. Hiç uygun değil. Ve bizim buradaki yaptığımız çalışma, biraz önce söylediğim gibi ülkemizin, milletimizin, aynı zamanda oradaki Suriye kardeşlerimizin hak ve menfaatlerinin korunması. Zaten bildiğiniz gibi 30 Ekim'de Cenevre'de Anayasa Komitesi toplanacak. Efendim, bu konuda gerekli mutabakat sağlandı. Bu komite çalışmalarını tamamlayacak. Ardından bir seçim yapılacak, serbest bir seçim yapılacak. Suriye dışındaki bütün Suriyeliler katılacaklar. Ve bu seçim sonunda meşru bir hükümet teşekkür edecek. Ve bu hükümete herkes saygı gösterecek. Modern ordularda, çağdaş ordularda, insan hakları esası çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Çartı çerçevesinde olması gereken hukuk, efendim mantık, efendim orantılılık, makul olması, uluslararası çatışma hukuku, başta olmak üzere insani hukuk, uluslararası hukuk, efendim tamamen riayet edilmekte. Bizim bir de başlangıçtan beri söylediğim biz bugün ortaya çıkan bir devlet değiliz. Binlerce yıllık bizim tarihimiz var. Binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimiz var. Tamamen bunlarla alakalı efendim yapmamız gereken nelerse bunlar bizim boynumuzda borç. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Bunlara göre bütün çalışmalarımızı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Fakat diğer taraftan da bu fake news meselesi var. Anadolu Ajansı'na ben bir daha kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar gece gündüz çalışıyorlar ve oradaki bu verilen resimleri, verilen fotoğrafları süratle tarıyorlar, tartışıyorlar, konuşuyorlar ve bunların nereden geldiğini büyük bir hayretle görüyoruz. Biz sadece insanlara, masum insanları korumak, kollamak değil, bunun dışında bütün bu çevreye karşı duyarlıyız. Gerçekten bu konuda ormanların korunması başta olmak üzere tarihi, dini yapıların korunması dahil elimizden gelen gayret neyse harekatın gecikmesi pahasına, arkadaşlarımıza bazı güçlükler getirmesi pahasına bu konuda bizi ilkeli davranmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Orada çok şükür hem Tel Aviv'de hem Brasilya'da insan yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde başladı. Efendim bu sağlık servisi, sağlık hizmetleri yoğun bir şekilde başladı. Oradaki Suriyeli kardeşlerimin ihtiyacı neyse bunları en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. 30 kilometre efendim güneye doğru oradaki efendim olası mevcut teröristleri YPG oradan çıkaracaklar. Bunlara da bir saat meselesinde anlaştık Ruslarla da. 150 saat dedik. O da 29 Ekim saat 18'de bitiyor. O zamana kadar biz olayları yakinen takip ediyoruz. İşte ondan sonraki durumu da tekrar bir daha değerlendirip gereğini yapacağız arkadaşlarım. Şunu da söylemek lazım, yani özetlemek gerekirse biz ülkemizin güneyinde hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği bakımından, savunması bakımından hiçbir şekilde bir terör koruduğuna izin vermeyeceğiz. Bunu söylüyoruz. Açık ve net söylüyoruz bunu. Herkesin bunu bilmesi lazım. Bunun için gereken neyse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Ve buradaki teröristlerin herhangi bir şekilde bizim güvenliğimizi, halkımızın güvenliğini efendime söyleyeyim etkilemeyecek bir hale gelecek. Ve bizim niyetimiz en başlangıçtan beri söylüyoruz. Ülkemize etki eden, içinde dışında etki eden en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek ve inşallah bu milletimizi, halkımızı, asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız değerli arkadaşlarım. Burada
Bu Almanya'nın bir takım teklifleri var arkadaşlar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Bir terör koridorundan bahsediliyor. Biz Sayın Bakan'la bir görüşmemiz oldu. Tabii o kısa süreli, nispeten kısa süreli bir görüşme oluyor ister istemez, ikili görüşmeler. Biz tabii bu konuda işte Sayın Bakan'a bu konudaki görüşlerinizi biz hani basından öğrendik. Şimdi ifade ediyorsunuz. Teferruatlı bir şekilde bu konu ortaya getirilirse biz bunların bu kapsamda değerlendireceğimizi, çalışacağımızı ifade ettik. Zaten başlangıçtan beri Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok vesileyle gündeme getirdiler. Bu 444 kilometre, 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyle ilgili çalışma konusunda, gerek güvenlik konusunda, gerekse buranın efendim ihyası, yeniden yapılanması konusunda bütün liderlerle konuşmalarında Cumhurbaşkanı onları davet ettiler. Dolayısıyla bu konu konuşulabilecek bir konu, konuşulabilir. Gelsinler, bir kere önce teklifi tam olarak bir anlayalım. Nedir, ne değildir? Bu teklifle birlikte bizim bu yaptığımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmayla bunun uyumu konusunda, birleştirmesi konusunda faaliyetlerimizi sürdürebiliriz, değerlendirmelerimizi tamamlayabiliriz. Şimdi bu durumda, içinde bulunduğumuz durumda arkadaşlarım, hani bir tarafta bu Barış Pınarı faaliyetleri devam ediyor. Diğer tarafta işte Amerikalılarla olan bir mutabakatımız var. Diğer tarafta Ruslarla bir mutabakatımız var. Ve Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu faaliyetler içinde bu İdlib devam ediyor. Bu çalışmalar içinde İspanya'nın ülkemizde efendim, görev yapmakta olan bataryasının, Patriot bataryasının süresini bir yılda uzatmasını da biz memnuniyetle karşıladık. Kendilerine teşekkür ettim oturumda. Şimdi bir kez daha burada sizler aracılığıyla İspanyollu efendim, meslektaşlarımıza, İspanyol kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum.